teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman sıraya göre arkadaşlar ilk Yunus Sevinç'inkiydi. Yanlış olmasın. Daha bakıyorum. Evet. Yunus Hocam. Evet hocam. Siz başlayalım. Tabii hocam. Hocam buradan sunum, yani masaüstü pencereden sunumu paylaşıyorum. Bu şekilde ben okudum ama. Evet, şu Share butonu üzerinden masaüstündeki sunumumuzu paylaşabilirsiniz. Hocam paylaşıldı mı acaba, ama ben... Yunus Bey şu an geliyor. Evet, şu an ekran var hocam. Şu anda var mı hocam ekran? Ben işte göremiyorum ya oradan. Başlayayım mı hocam? Evet tabii buyurun başlayın. Hocam ben kendi makalemde insansız hava aracı ile gerçek zamanlı bir maske ve sosyal mesafe tespiti yapmıştım. Daha doğrusu benim üniversitede tez çalışmamdı. Bundan da bir makale çıkardık. Daha doğrusu makale, tezin zaten kabul olması için makale şartı vardı. Hocam kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım ama. Estağfurullah, önemli. Yakın tarihte, yakın zamanda zaten COVID-19 gibi büyük bir salgından geçtik. Şu anda da hala süreci devam ediyor. Ben de hani daha doğrusu görüntü işleme, yapay zeka alanında çalışmak istiyordum zaten tezde de. Bu o süreçte olduğumuz için de ben de böyle bir alan tercih ettim. Yani dedim bari COVID-19 sürecindeyiz. Hani yapacaksak böyle bir çalışma yapalım. Hocam şöyle direkt başlayayım. Zaten süreci biliyorsunuz, COVID-19 süreci. 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde meydana geldi. Zaten bütün dünyayı etki altına aldı bu COVID-19 süreci. Daha sonra bu devlet yetkilileri olsun vesaire, sağlık kuruluşları olsun belli bazı önlemler aldı. Bunlar, bu önlemlerin en etkili yöntemleri ise maske kullanmak ve sosyal mesafeye riayet etmekti. Ben de burada sosyal mesafe için hocam YOLO ve 3 algoritmasını kullandım. Ondan sonra maske tespitinde ise MobileNet V2 algoritması kullandım. Bu YOLO V3 algoritması hocam nesne algılama algoritmasıdır. Ama tabii işlem gücü yüksek olduğu için biraz yavaş bir algoritma, ama nesne tespitinde hani şu an günümüzde de kullanılan çok popüler bir algoritma. Görselde de bu algoritmanın genel ağ yapısını görüyoruz. Bu algoritmanın içinde hocam 80'e yakın bir nesne var. Yalnızca bu nesnenin içerisinde, bu 80 nesnenin içerisinde ben sadece hani kişi, yaya'yı kullanacağım için burada sadece diğerlerini eleyip bu veri seti içerisinden sadece bir kişi, yani yaya'yı seçtim. Buradan da hocam veri setinde yayı tespit ettikten sonra burada tabii bir kişiler arasındaki sosyal mesafe ölçümü için de ben Oaklit mesafesini, yani Oaklit hesabıyla iki kişi arasındaki sosyal mesafeyi bu şekilde tespit ettim. Tabii burada şu anda literatürü baktığımda hani Türkçe olarak böyle bir çalışma yapılmamış. Yabancı olarak böyle bir çalışma var. Tabii sosyal mesafe ayrı, ondan sonra maske ayrı. Ben ise tek bir hani algoritmalar farklı ama bunları
Tabii şöyle, ben bunları nerede test ettim? Bu sosyal mesafeyi kendim tasarladığım bir drone ile drone kamerasından gerçek zamanlı aldığım görüntülerle sosyal mesafe tespitini gerçekleştirdim hocam. Daha sonra sosyal mesafe tespitini gerçekleştirdikten sonra hocam bir de maske tespitini yaptım burada aynı zamanda. Maske tespitinde de burada MobileNet V2 algoritmasını kullandım. Bu da evrimsel sinir ağ tabanlı, aynı şekilde YOLO V3 algoritması da evrimsel bir ağ yapısına sahip olan bir algoritma. İkisini birlikte kullandım. Burada MobileNet V2 algoritması YOLO algoritmasından çok daha hızlı çalışıyor. Çünkü işlem gücü az ama YOLO algoritmasının işlem gücü yüksek olduğunda tabi bazı bilgisayarınızın iyi olması gerekiyor şeyler için, o algoritmayı kullanmanız için. Burada hocam veri setinde ise bu maske tespitinde ya kendim gerçek zamanlı olarak oluşturmuş olduğum bir data sheet'ten yaklaşık 1000 tane görüntü üzerinden ben bu MobileNet V2 algoritmasını eğittim. Ondan sonra eğittikten sonra da yaklaşık hani %100 oranında bazı durumlarda bir doğruluk tespit ettim. Bundan da hocam burada da zaten deneysel sonuçları göreceğim, göstereceğim. Burada hocam sonuçları bu şekilde burada gösterdim. A grafiğinde doğruluk oranını görmekteyiz. B grafiğinde ise bu algoritmanın eğitim sürecindeki kayıp oranı grafiğini görmekteyiz. Yani yaklaşık hocam %99,87 oranında bir doğruluk elde ettim. Yüzde yani 0,1'lik oranda da bir kayıp elde ettim grafiklerde de gördüğü gibi. Burada da hocam bu tabii bu algoritmayı 20 iterasyonda gerçekleştirdim. Burada da tablo çok uzun olduğu için ben bütün iterasyonları almadım da hocam. Zaten ondan sonrası iterasyonların hepsini aldım. Burada da hocam zaten verilerden de kayıp oranının çok düşük olduğunu, doğruluk oranının da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Burada da bunları aynı zamanda farklı farklı yerlerde gösterdim ki hocam. Burada da karmaşıklık matrisinde ben doğruluk oranını gösterdim. Yaklaşık burada bu veri setinin %20'sini kullanarak hocam hani 104 tane maskeli, 101 tane de maskesiz kişiyi yani %100 oranında tespit ettiğini bu matristen de görebiliyoruz. Daha sonra sınıflandırma raporu şeklinde de hani durumlarını gösterdim. Bu hassasiyettir, duyarlılıktır. Burada da aynı şekilde hani %99 ile %100 arasında bir doğruluk elde ettim hocam bu veri setiyle. Bunları tabii real time, gerçek zamanda yani anlık olarak yaptım hepsini. Kendi tasarladığım bir drone üzerinden gerçekleştirdim. Bunlar da kendim oluşturmuş olduğum hani farklı açılardan, farklı yüksekliklerden, tabii görüntüler tam net olmayabilir. Farklı açılardan, farklı yüksekliklerden elde etmiş olduğum sonuçlar bunlar. Bunlar maske tespitinde elde etmiş olduğum görüntüler hocam. Yani yaklaşık tabii %90, %100, %90 arasında yine bir doğruluk elde ettim. Tabii burada kameranın çözünürlüğüdür vesairedir. Burada bunlar önemli bir etken olduğu için sonuçlarda değişiklik gösterebiliyordu. Burada da hocam sosyal mesafe de aynı şekilde farklı bir alanda gerçekleştirdim. Burada da drone'un yine farklı açılarında, farklı yüksekliklerden görüldüğü gibi hocam yani görüntüye baktığımız zaman tespitte de 5 kişiyi sosyal mesafeyi ihlal ettiği, ondan sonra diğer görüntüde de 8 kişinin sosyal mesafeyi ihlal ettiği şeklinde böyle bir tasarım yaptım. Bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdim hocam. Yani genel itibariyle hocam benim çalışmam bu şekildeydi. Bu benim tezimdi. Ben de bu tezden böyle bir makale çıkardım. Bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdik hocam. Evet, teşekkür ederiz. Ben de. Sorusu olan yoksa sen hocaya geçebiliriz. Ben başlayayım isterseniz, sorusu olan yoksa. Yok herhalde. Buyurun hocam. Tamam. Hemen paylaşıyorum. Geldi sanırım sesim.
Geldi, evet. Buyurun. Şöyle başlayalım. Şimdi herkese merhaba tekrar. Ben bir WIM sisteminin hem konum hem de yükündeki salınımı kontrol etmek adına bir çalışma gerçekleştirdim. Bu çalışma normalde şu an yüksek lisans tezim. Koca Üniversitesi'nde şu an yüksek lisans yapıyorum. İnşallah bitecek. Test çalışmam da aslında bir çıktısı olarak duruyor. Bunu da Sayın Doktor Öğretim Üyesi Banu Aktaşlar Ayıldız'la beraber gerçekleştirdik. Bizim size yapacağım sorunun içeriği bir giriş yapacağım. Daha sonra bir kuremit sistemi, hızlıca bir matematiksel model. Çok da ben burada anlattım, yazdım bütün denklemler ama biraz hızlı geçmek zorundayım. Çünkü çok detay inersem zaman kalmayacak. Kontrol algoritmaları, bir optimizasyon algoritması ve simülasyon çalışmalarıyla beraber sonuçlara ulaşacağız. Winch sistemleri sizin de bildiğiniz gibi birçok alanda farklı farklı çeşitlerde kullanılıyorlar. Ağır yükleri A noktasından B noktasına taşıyabilmemizi sağlıyorlar. Bu sadece yük için değil, yeri geldiği zaman işte insanları da yerden yüksekte, özellikle acil durumlarda, yangınlarda, depremlerde insanları taşımak adına kullanılıyorlar. Sadece bunların kullanımında hem yüklerin hem de vincin hareketinde salınımlar gerçekleştiği zaman bu sefer bir tehlike ortaya çıkıyor. İnsanlar için bir tehlike ortaya çıkıyor. Bunları egal etmek adına biz operatörlerin bulunması yerine bunu sistemin kendisinin kontrol etmesi gerektiğini düşünerek bir yapı oluşturduk. Bu yapıda da biz PID, FOPID yani kesir dereceli PID ve SMC algoritmalarını kullandık. Kontrol yöntemlerini kullandık. Bu kontrol yöntemlerinin kendi içerisinde belirli parametreleri var ve bu parametreleri sistemi kuran kişi belirliyor. Ancak yine insan eli değdiği için hata olma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bir optimizasyon algoritması kullandım. Ben burada parçacık süre optimizasyon algoritmasını tercih ettim. Bunun dışında birçok daha genetik algoritmalar ve benzerleri var. Ama şu an hem en çok kullanılan hem de doğru sonuç verdiğini düşündüğümüz bir optimizasyon yöntemi olan parçacık süre optimizasyonu kullandık. Sistemimizde de açıkçası bizim bir kule vincimiz var. Niye kule vinci? Kule vinçleri genelde inşaat alanlarında kullanılıyorlar. Çok yüksek oluyorlar. Bu nedenle salınımları daha yüksek. Rüzgarlardan, dış etkenlerden çok daha fazla etkileniyorlar. Bu nedenle daha zor olan kule vinçlerini ele aldık. Şimdi burada sol taraftaki resimde bir kule vincinin temsili, bir matematiksel resmini görüyorsunuz. Teta açısı bizim şu an mouse'um gözüküyor mu? Şurada bir pointer'ımız var mı? Sol taraftaki kalemden açabilirsin. Soldaki kalemden. Evet, süper. Şu an görüyorsun sanırım. Şu an ekranı kapattın. Şu an ekranı mı kapattım? Hemen evet. Vereyim tekrar. Şu an süper, tamam. Ya, süper. Teta açısı bizim vincimizin dönüşü. Yani bir belli bir derecede dönüş yapacak. X bizim vincimizin üzerine bulunan arabanın bulunduğu konumu temsil ediyor. Sıfır noktası tam şurası. Ve bir X mesafesi boyunca ilerleyecek. İlerlerken yani hareket boyunca ya da dış etkenlerden dolayı yükümüz de sallanacak. XZ düzleminde salınıma alfa, YZ düzleminde salınıma da beta açısı dedik ve bunları işlemlerimize, matematik modelimize ekledik. Sağ tarafta da belli bir işte dişli oranı, bir sistemin dişli oranları, dişli kutusu oranlarını, tok sabitlerini vesaire görüyorsunuz. Bunlar da bizim sistemimizde kullanacağımız sabit değerler. Şimdi burada U1 ve U2 dediğimiz iki değer bizim aslında çıktılarımız olan değerler ve genel sabitlerle ve girişlerle belirleniyorlar. Bir kuvvet uyguluyoruz. Uyguladığımız kuvvet şuradaki UX ve U teta dediğimiz iki tane kuvvet. Sistemimizde iki farklı motor var. Birisi dönüşü sağlıyor, birisi de aracın giriş gelişini sağlıyor. Bu nedenle iki farklı kuvvet uygulayacağız. Uyguladığımız kuvvetlerle beraber şu şekilde iki tane çıktığımız olacak.
matematiksel işlemlerin devamıyla beraber en sonunda şurada görmüş olduğunuz iki sonucu elde edeceğiz ve bu denklemlerden bütün sistemi kontrol edebiliyor olacağız. Şuradaki M11, işte M11, M12 gibi değerlerin aslında altında şurada M11, M12, M21, M22 gibi değerler var. Bu değerlerin aslında alt kırılımları var ama buraya eklemek istemedim. Arzu ederseniz tezimde bulabilirsiniz. Daha sonra biz bu sistemi tasarladığımız matematiksel modele bir PID algoritması uyguladık. PID işte oransal, integral ve türevsel olarak bizim sistemimizi kontrol edecek ve en hızlı ve stabil şekilde istediğimiz noktaya referans verdiğimiz değere varmasına sağlayacak. Aynı şekilde FOPID de var. FOPID'nin PID'den tek farkı integral ve türevlerde bir üstel katsayının bulunması. Bu sayede integral ve türev işlemlerinde ağırlığını bu sistemdeki ağırlığını değiştirebiliyoruz. Bu da bize ekstra bir avantaj kazandırıyor. Ancak bu sefer de daha fazla parametre kullandığımız için sistemi optimize etmek biraz daha zorlaşıyor. Bir de sliding mode kontrol, SMC dediğimiz kaynak kipli kontrol var. Kısaca bahsetmek gerekirse kaynak kipli kontrolde de bizim bir değer aralığımız var. Bir kayma yüzeyi deniyor aynı zamanda. Bu değer içerisinde sistem hareket ederken aslında çok fazla bir müdahalemiz olmuyor. Ancak bu değer aralığının dışına çıktığımız zaman çok hızlı ve ani bir şekilde tersine bir giriş uygulanıyor. Bu sayede sistemde bir anda bozulmaya doğru giderken tam tersine bir girişle sistem tekrar bizim yüzey alanımıza, kayma alanımıza oturmuş oluyor. Bu sayede de istediğimiz şekilde sürekli olarak hareketi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi parçacık süre optimizasyonu dediğim şey aslında böyle bu kadar uzun uzun yazdım ama bizim sistemimizi bir defa çalıştırdığımızda elde ettiğimiz verilerle binlerce defa çalıştırdığımız bir yapı. Burada işte parçacık süre optimizasyonu aslında kuşların bir yemi bulmada kullandıkları doğada var olan bir yapıdan alıntı. Kennedy ve Ehrenhardt bulmuşlar, geliştirmişler. Şimdi bizim yaptığımızda biz sistemi çalıştırıyoruz, sistemden sonuçları topluyoruz. Sonuçların arasındaki en iyi sonucu alıp tekrar deneme yapıyoruz. Ama bu tekrar denemeyi ilk baştaki girişler değil, artık ikinci daha iyi olan girişlere daraltarak yapıyoruz. Bu sayede daralta en son çok küçük bir alan içerisinde kalıyor ve sistemimizin en ideal noktasını bulmuş oluyoruz. Burada da akış şemasını görebilirsiniz. İşte parametrelerin rastgele atanır, hız ve pozisyon değerleri atarız, bir tur çalıştırılır, daha sonra tekrar hız ve pozisyon değerleri belirlenir. Her bir eleman için bir sistem çıktısı belirlenir, sonuçlar bulunur, sınır koşulları ulaşılmadıysa sistem devam ettirilir. Bu şekilde bir optimizasyon tekniği uyguladım. Aynı zamanda bu optimizasyon tekniğinden de sistemde bir cost function olarak zaman ağırlıklı mutlak hata ITA olarak adlandırdığımız bir cost function kullandım. Şimdi cost function'ımızda da bizim işte konum, açı, aynı zamanda iki adet XZ ve YZ açılarında salınımlar. Aynı zamanda motorlarımızın uyguladığı kuvvetleri ele alarak bir cost function oluşturdum. Aynı zamanda zamanla çarptım ki daha hızlı bir şekilde istediğim noktalara varabilsinler. Simülasyonlarımda araç pozisyon değerine 0.3, açı referans değerine 135, salınımın maksimum açısında 1 derece olarak aldım. Performansları da araç konumu teta vinç açısı, alfa xz düzlemindeki salınım, beta yz düzlemindeki salınım olarak aldım. Burada da konum grafiklerini görebilirsiniz. PID gördüğünüz gibi mavi olan biraz daha geç tepki veriyor ama stabil bir tepki veriyor. Sliding mode control yeşil olan daha hızlı ve stabil bir yörünge takip ediyor. 4PID çok daha keskin, çok daha ani bir yükseliş
gösteriyor. Ancak şurada gördüğünüz gibi küçük bir overshoot'u var. Yani istediğimiz değerin önce dışına çıkıp sonra tekrar geri geliyor. Bu çok istenen bir şey değil. Bu nedenle hani bu kadar ani yükselmesine rağmen aslında çok güzel yükseliyor ama bizim için çok ideal bir şey değil. Bu da açı grafiği. Açı grafiğinde de PID ile SMBC aslında beraber ilerliyorlar. Ancak PID maalesef tam istediğimiz referans değerine ulaşamıyor. Biraz daha overshoot'ta kalıyor. FOB PID yine çok hızlı ilerliyor. Ancak bir sonraki grafikte göreceğiniz bir salınım oluşturacak. Çok hızlı ilerleyip istediğimiz referans değerine oturuyor. Ama salınımlarda maalesef FOB PID salınım sürekli salınımda bırakıyor. Bir şekilde o salınımı sönümleyemiyor. Ancak PID ve SMC algoritmaları nispeten salınım, neredeyse salınım oluşturmuyorlar desem yeri. Ama salınımı olabildiğince sönümlüyorlar aynı zamanda. Biz referans değeri olarak 1 vermiştik ama şu an gördüğünüz gibi 3 algoritma da aslında 0.2 derecenin üzerine çıkmıyor. Burada da beta aslında YZ düzlemindeki salınım. Burada da yine FOB PID maalesef bir şekilde o salınımı engelleyemiyor. Ama PID ve SMC algoritmaları nispeten daha smooth bir çıktıyla bunu engelliyorlar. Bunun sonucunda da bu çalışmanın sonucunda işte PID'nin FOB PID ve SMC'nin kendi aralarında karşılaştırmasını yaptık. SMC kontrolcünün biraz daha iyi olduğunu hem hız açısından hem stabilite açısından daha iyi bir sonuç verdiğini gözlemledik. Benim sunumum da bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Elinize sağlık Selman. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sorusu olan? Benim yok. Tamam. Varsa. Yok, benim de yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Şöyle paylaşımı durduruyorum. Şu an paylaşımı görebiliyor musunuz? Evet. Tamamdır. Öncelikle herkese merhabalar. Kendimi tanıtayım. Ben Halil Asil Aydın. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisi. Yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda 3,5 yıldan beri TÜBİTAK'ta gömülü yazılım mühendisi olarak da çalışmaktayım. Bugünkü konum gömülü makine öğrenmesi uygulamaları için performans analizi olacak. Yani bildiğiniz üzere son yıllarda machine learning, yani makine öğrenmesi çok popüler bir alan olmaya başladı. Pek çok firma bu konu hakkında çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaları gerçek hayata aktarmaya çalışıyor. Yani buna örnek olarak Tesla'nın otonom sürüş gerçekleştiren araçlarını gösterebiliriz. Ben de bugün sizlere birkaç farklı makine öğrenmesi uygulamasının gömülü bir sistemde nasıl gerçeklediğimi ve de bu gerçekleme esnasında hangi konfigürasyonları değiştirerek ne sonuçlar aldığımı anlatmaya çalışacağım. İlk olarak makine öğrenmesi algoritmaları son dönemde pek çok otomatik karar verme algoritmalarını desteklemekte. Konvansiyonel sinir ağları da bu tarz makine öğrenmesi uygulamaları için gerekli altyapıyı sağlamakta. Konvansiyonel sinir ağları bir girdi görüntüsünü alıp görüntüdeki çeşitli görünüş ve nesneleri birbirinden ayırabilen bir derin öğrenme algoritması. Şimdi şu şekilde görmüş olduğunuz genel tanımlı bir konvansiyonel sinir ağı yapısı. Temelde iki kısımdan oluşuyor bu. Birinci kısım özellik çıkarımı, ikinci kısım da sınıflandırma olarak tanımlanabilir. Süremiz kısıtlı olduğu için çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim ama genel olarak siz bir görüntüyü konvolüsyonel sinir ağına verdiğinizde ilk olarak konvolüsyon, ikinci olarak da havuz katmanından geçiyor. Konvolüsyon ve havuz katmanının amacı görüntüdeki bir özelliği daha belirgin bir biçimde ön plana çıkartmak. Aynı şekilde görüntünün boyutunu da azaltaraktan bu şekilde yapay sinir ağının kompleksliğini bir nebze olsun azaltmış oluyor. Model tasarımında bu iki katmandan da istenilen kadar eklenebiliyor. Fakat fazla eklenirse görüntünün bazı özellikleri de kaybedilebiliyor. Bu iki katmanın ardından düzleştirme katmanı gelmekte. Düzleştirme katmanında da matrisel şekildeki görüntü vektör haline getiriliyor. Ve bu şekilde yapay sinir ağına girdi olarak verilerekten sınıflandırma yapılıyor.
CNN'le alakalı, ya CNN genel hatlarıyla bu şekilde. CNN nesne tespit etme, anomali belirleme, sınıflandırma, video analizi gibi pek çok alanda da kullanılmakta. CNN algoritmaları farklı görünüm sistem uygulamalarında da çalıştırılabilmekte. Donanım olarak genelde GPU, FPGA veya özel tasarım ASIC'ler kullanılıyor. Ben gömülü makine öğrenimi uygulaması için Xilinx'in ZC102 FPGA board'unu kullandım. Burada da yine Xilinx'in IP core olarak sunmuş olduğu DPU, yani Deep Learning Processing Unit'i kullandım. DPU, konvolüsyonel sinir ağları için Xilinx tarafından tasarlanmış özel bir lojik devre ünitesi. Üzerinde GoogleNet, VGG, YOLO, ResNet gibi pek çok CNN ağını ekstra bir işlem yapmaksızın kullanabilme imkanı sağlıyor. Lakin tek başına bir projeye entegre edemiyoruz. Çünkü DPU açık kaynak kod değil. Bu yüzden yine FPGA board'u üzerindeki ARM işlemciye bağlayıp bunun üzerinden erişimleri gerçekleştirebiliyoruz. Şekilde bununla alakalı bir görüntü vermek istedim. Burada basitçe bir DPU ile Zinc ARM'ın IP core yapısında bağlantıları görülmekte. Şimdi sistem mimarisine gelecek olursak, genel yapı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Xilinx FPGA'ları üzerinde bir CNN uygulaması yapmak istersek bunu bu şekilde 5 adımda gerçekleştirebiliyoruz. Adım 1 Vivodo projesi kısmı. Vivodo yine Xilinx'in FPGA boardları için sağlamış olduğu bir geliştirme tool'u. Burada DPU ve ZC102 board'unun bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Yani bundan kastım da interrupt'ların bağlanması, clock ayarları, DPU'nun işlemci mimarisi ve core sayısının seçilmesi gibi şeyler. Burada yine ARM üzerinde hangi çevre birimlerine ihtiyaç varsa onlar sisteme ekleniyor. Yani örneğin siz bir HDMI üzerinden görüntü alacaksınız. DPU'da işleyip DisplayPort üzerinden monitör edeceksiniz diyelim. Sadece DPU ve ARM'ı bağlamak yetmiyor. Ya HDMI ve DisplayPort için yeşil kodu yazmanız lazım ya da ARM üzerinden çevre birimleri ekleyip Linux üzerinden sürmeniz gerekmekte. Ben Linux üzerinden sürmeyi tercih ettim. Tüm bu konfigürasyonlar yapıldıktan sonra donanımı sentezliyorsunuz. Sentez sonucu 2 adet dosya üretiliyor. Bunlardan biri XXL dosyası. Bunu adım 2'de kullanıyoruz. Diğeri de Architecture JSON dosyası. Bunu da adım 3'te kullanıyoruz. Donanımı derledik. Lakin board'u ilklendirecek, çevre birimleri ayağa kaldıracak bir sisteme ihtiyaç var. Xilinx'te bunun için FPGA boardlarındaki işlemciler için ya yani Petalinux adı altında Linux tabanlı bir işletim sistemi gerçekleştirmiştir. Adım 2'de önce bir Linux projesi oluşturuluyor ve adım 1'de elde edilen XXL dosyası buraya Linux'e donanım olarak tanıtılıyor. Yine burada adım 1'de eklenmiş olan çevre birimlerinin driverları, DPU driverları sisteme ekleniyor. Boot ayarları seçiliyor ve Petalinux derleniyor. Derleme sonucunda kernel imajı, rootfs ve sistem root dosyaları elde ediliyor. Bunlar da adım 4'te kullanılıyor. Adım 3'te kullanılan Vitis AI yine Xilinx tarafından sağlanan bir yapay sinir geliştirme ortamı. Burada C++ veya Python'da yazmış olduğunuz modelleri eğitebilir, kuantalar ve de board'a gömmeye hazır halde derleyebilirsiniz. Model eğitimi tamamlandıktan sonra ilk olarak kuantalama yapılıyor. Kuantalama işlemi eğitilmiş sinir ağının ağırlık katsayılarının floating point'ten 8 bitlik integer değerlere çevirme işlemi. Ardından adım 1'de elde ettiğimiz architecture JSON dosyası ile board'a uygun bir şekilde model derleniyor. Derleme sonucunda da X model uzantılı bir dosya elde ediliyor. Adım 4'te kullanılan Vitis de yine Xilinx tarafından üretilmiş olan bir geliştirme ortamı. Burada Linux tabanlı veya bare metal uygulamalar yazıp yükleyip debug yapabilmenizi sağlıyor. Ben burada ne yaptım derseniz, ben burada adım 2'de derlemiş olduğum Linux üzerinde bir CNN uygulaması yazdım. Kabaca söylemek gerekirse bir imaj veya video veya webcam gibi bir cihazdan görüntü alıp DPU'ya gönderip işlenmiş görüntüyü tekrar ekrana basan bir uygulama yazdım. Yazdığım uygulama herhangi bir CNN modelini girdi olarak aldığı için farklı CNN modelleri için aynı uygulamayı deneme şansı elde ettim. Zaten DPU'nun en büyük özelliği de bu. Hani uygulamaları farklı CNN modelleri için tekrar tekrar derlemeye gerek kalmıyor.
Son olarak adım 5'te de Linux'u SD kart ile board'a boot edip yazmış olduğum uygulama modelleri Linux'e yükleyip denemelerde bulundum. Halil, bir dakika, bir önceki slide'daki Linux'u hangi platform üzerine kurdun? ZC102 board üzerine kurdum. SD kart üstünden de boot ettim hocam. Tamamdır. Yani bu sisteme komple ARM mimarisi için hangi çipi kullandın? ARM Cortex M4. M4. Tamamdır. Bayağı başarılı, bayağı da kapsamlı bir proje olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Devam ediyorum hocam. Tamamdır. Bir ikimiz kaldık zaten. Arkadaşlar ayrıldı herhalde. Ayrıldı mı? Aynen. Şimdi burada uygulamalar kısmına geçiyorum. Burayı da hızlıca geçip sonuç bölümüne geleceğim. Ben 5 farklı model üzerinde çalıştım. İşte ilki COVID-19 tanı koyma. Soldaki akciğer röntgeni COVID tanıma modelinde elde edilen çıktı da sağdaki gibi görmüş oldu. Burada açık pembe olan kısımları A COVID tespiti olarak algılamış durumda. Fakat yani hataları da var. Atıyorum işte şu kol, omuz bölgesinde COVID tespiti olarak algıladı. Bir diğer örnek yine plaka tanıma tespiti. Yine soldaki orijinal resim, sağdaki de A çıktısı. Gördüğünüz üzere plaka kırmızı bir çerçeveye alınmış durumda. Bir diğer örnek yüz tanıma. Ben burada bir webcam uygulaması yaptım. İşte burada webcam üzerinden o an anlık veri alıp eğer insan yüzü var ise bu şekilde çerçeveye alıyor insan yüzünü. Bir diğer örnek yolu örneği. Yolu'yu ilk arkadaş da anlattı. Aslında nesne tanıma ile ilgili bir sinir ağı. Fakat burada biz sadece araç tanıma, yani daha doğrusu modeli araç görüntüleriyle eğittiğimiz için sadece araç tanıma olaraktan bu model eğitildi ve araç görüntülerini çerçeveye almış durumda. Son olarak da alttaki MoveNet. Bu da insan hareketlerini, daha doğrusu eklem bölgelerini tespit edip hareketleri algılayan bir sinir ağı modeli. Ve çıktısı da bu şekilde. Tüm bu hareket eden bölgeleri bir çizim haline getiriyor. Son olarak da sonuç kısmındayım. Burada göstermiş olduğum modellerle yaptığım benchmark testlerinin sonuçları bunlar. Üç farklı grafik görmektesiniz. Bunların temel farkı bu sistem mimarisi kısmında adım 1'de sentezlenmiş olan DPU'nun core sayılarının değişimi. Bir core'lu, iki core'lu ve üç core'lu olan benchmark testlerinin sonuçları bunlar. Tablodaki yatay kısımlar Linux üstünde koşan uygulamanın kaç thread'le çalıştığı ile alakalı. Dikey kısmında thread sayısına göre uygulamanın hızı, yani işte frame per second FPS'si verilmiş durumda. Grafiklerde görüldüğü üzere core sayısı fark etmeksizin eğer bizim yazmış olduğumuz uygulama Linux üzerinde tek thread ile çalışırsa performansında hiçbir fark yok. Dahası donanımda core sayısı arttığı için kaynak ve güç tüketimi artıyor. Yani bu da bir handikap yaratıyor tam tersine. Bir başka sonuç, core sayısı artsa bile yani belli bir thread sayısından sonra da Linux üzerindeki uygulamanın yani maksimum hızına erişiyor. Yani doyum noktasına erişiyor. Siz 10 thread ile de yararsanız bir esprisi olmuyor o saatten sonra. Yani o yüzden multi-thread uygulamalarda da performansı arttırmak istediğimizde optimum bir nokta yakalamamız gerekiyor. Son olarak da 2 core ve 3 core DPU grafiklerinde görüleceği üzere CNN yapısı daha basit olan modeller için 2 core'a göre 3 core'lu yapıda performans iyileşmesine gitmiyor. Yani burada işte plaka tanıma ya da yüz tanıma uygulamalarında çok bir 3 core'da performans iyileşmesi yok. Yani kullandığımız modelin karmaşıklığına göre 2 core'lu DPU içeren donanımda 3 core'lu DPU performansını elde etmenizi ve de kaynak kullanımı ve güç tüketiminden kaçınmanızı sağlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Eline sağlık. Sağ ol. O zaman ben de kendi sunumumu anlatayım. Evet abi, zaten bir iki, hakikaten bir ikimiz kalmışız. Gitmezsen anlatayım hadi yani. Evet hocam, ben seni dinliyorum. Teşekkür ederim. Ben de Dursun Gerçek. Donanım mühendisiyim, Arçelik'teyim. Kocaeli Üniversitesi'nde Sarp Hoca'yla, Sarp Ertuğ Hocam'la birlikte çalışmaktayız. Ben Kocaeli Üniversitesi mezunuyum.
Bizim konumuz da DSRC sisteminin donanımsal uygulanması. Kısaca DSRC'den bahsedeyim. Belki duymuşsundur. DSRC Dedicated Short Range Communication şu anki akıllı araçlar biliyorsun popüler. Otonom araçlar. Birincisi aracın kendi içerisinde otonom olması, bir de araçların kendi aralarında otonom olması gereken bir durum söz konusu. DSRC de tam olarak bu işe yarıyor. Hani bizim işlediğimiz görüntü işleme, senin anlattığın veya Yunus'un anlattığı işte Winch Control uygulamalarındaki iyileştirmelerin bir şekilde diğer birimlere, diğer araçlara aktarılması gerekiyor. Bunun için de Amerika tarafından sene 1970'lerin sonlarında bir DSRC sistemi geliştiriliyor. DSRC sisteminin temel mantığı şu: kısa mesafede, yüksek frekans haberleşmede ki araçtan araca, araçtan şuradaki çevre birimlerine, RSU dediğimiz birimlere bilgi aktarımını 5.8 ile 5.9 GHz arasında bütün bilgileri hem araçtan araca hem araçtan RSU birimlerine aktarmak amaçlı geliştirmiş olan bir sistem. Aslında ilk kuruluş amacı şu: ücret ödemeleri için geliştirilmiş bir sistem. Sonra araçlar geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, otonom araçlar piyasaya sürüldükçe, ya biz bu sistem aslında araçların kendi aralarında konuşması için de geliştirebiliriz deyip sistemi iyileştirmişler. Şu anki gördüğümüz resimde de bütün kurgulanan sistem şu: günümüzde şu anda bütün otonom araçlarda DSRC modülleri kullanmaya başlandı yavaş yavaş. Senaryomuz şu: bütün araçlar kendi arasında DSRC haberleşmesiyle birlikte haberleşsinler 5.9 GHz frekansında. Bu etrafındaki yayan var. Virajdan dönerken karşıdan, biz hani virajda karşıdaki aracı göremesek bile DSRC sistemimize bildirsin. Eğer otoban kullandığımız zaman otoban ücretlerini herhangi bir birim olmadan direkt DSRC sistemi üzerinden, yani onboard yüzünden RSU birimlere aktarılsın ve ücretimiz otomatik bir şekilde gerçekleştirilsin deyip bu şekilde iyileştirilmeye devam eden, hala üzerinde iyileştirilmeye devam eden bir teknoloji. Ülkemizde DSRC üzerinde çalışan yok. Bunu ilk biz Sarp Hocam'la beraber çalışıyoruz. Bizim projeden bahsedeyim ben. Takograf, bilmiyorum duymuşsundur. Takograf olayı şu: kamyonlarda ve otobüs sistemlerinde aracın hız bilgisini, şoförün kullanma bilgisini, şoförün kaç saat mola verip vermediği bilgisini tutan bir cihaz, takograf cihazı. Takograf cihazı ve polis kontrol noktasındaki birimler kendi arasında haberleşerek, polis kontrol noktasını, biz amacımız şu, polis kontrol noktasını bir tane roadside unit'e cihazı geliştireceğiz ve takografın içerisinde bir tane onboard unit olacak. Yani kamyonlar ve otobüsler polis kontrol noktalarından geçerken herhangi bir durdurma olmadan polis kontrol noktası RSU cihazı takograftaki verileri, eğer kullanıcının hız ihlali yaptı mı veya takograftan herhangi bir mola verip vermediği durum tespitini durdurma olmaksızın kablosuz bir şekilde polis kontrol birimine aktardığı bir sistem geliştirdik. Hem iki farklı cihaz var burada, hem takograf tarafında hem RSU tarafında. Araçlar, kamyonlar, otobüsler ya takograf kullanan araçlar polis kontrol noktasından geçerken roadside unit'e, mobil üzerindeki OBU tarafında sistemin çalışmasını kurguladık. Ben şu an teknik gireceğim biraz. Şimdi DSRC haberleşmesinin belli bir yönetmeliği var. Her cihazın, her bir ürünün olduğu gibi. Bu yönetmeliğe göre RSU unit, yani polis kontrol noktasındaki cihazın OBU tarafına, onboard unit tarafına göndereceği zaman kurgu şu: ben RSU'dan OBU'ya veri gönderirken ASK modülasyonu yapacağım. OBU'dan roadside unit'e gelirken de BPSK modülasyonu yapacağım. Eğer onboard unit'tan RSU tarafına gelirken de RSU'nun yapmış olduğu ASK modülasyonu demodüle edip alacağım. Yani siz RSU'dan OBU'ya haberleşme göndermek istiyorsanız, data göndermek istiyorsanız bunu ASK modülasyonu yapıp şekilde göndereceksiniz. Eğer OBU'dan
RSU tarafa, yani aracın üzerindeki cihazdan RSU tarafına bir da veri göndermek istiyorsanız da BPSK modülasyonu yapıp karşıya göndermek zorundasınız. Haberleşme dersinde aldığımız işte BPSK, ASK modülasyon ve demodülasyonlarını burada gerçeklemiş olduk. BPSK modülasyonundaki taşıyıcı sinyalimizin frekansı da 2 MHz. Yani 5 MHz yok taşıyıcı mesaj sinyalimizin frekansı 2 MHz. 5.9 GHz'lik bir taşıyıcı sinyalimiz var. Bunun 2 MHz'lik kısmı da mesaj sinyalimiz. ASK modülasyonunun temel mantığı şuydu. Hatırlatma başlığı koydum. Siz 5.9 GHz'in de ASK modülasyonu yapmak istiyorsanız bir datası göndermek için sinyali 5.9 GHz'i basarsınız. Eğer sıfır datası göndermek istiyorsanız da o frekansı kesersiniz bu şekilde. Yani ASK Amplitude Shift Keying Modulation, genlik modülasyonu. BPSK modülasyonunda özeti şuydu. Binary Fast Shift Keying Modulation. Bu da bir datası için sıfır derecede bir sinyal gönderiyorsanız, eğer sıfır datasına 180 bir sıfır datası göndermek için de 180 derece faz kaydırılmış bir işaret göndermek durumundasınız. Bunun için de BPSK modülasyonunu kullanmış olursunuz. Fazı kaydırarak göndermiş olduğunuz durumda. Şimdi araç tarafında o bu tagografla nasıl haberleşiyor? Burada da canvas haberleşmesini kullanıyoruz. Tasarlamış olduğumuz o bu cihazı, onboard unit cihazı tagografa CAN üzerinden bağlı. Yani RSU taraftan gelen veya RSU'nun istediği datayı o bu ASK demodülasyon yaparak işliyor. Buradaki işlemci, CPU, biz de burada arka tabanlı işte ST'nin kullanmış olduğu, sunmuş olduğu bir çip kullandık. Buradaki istediği RSU tarafından istenen mesajları canvas üzerinden tagografa bildiriyor. Bana hız bilgin lazım. Bana kullanıcının sürüş bilgisi lazım. Bana mola bilgisi lazım deyip tagograf da bunu CAN üzerinden tekrar OBU'ya gönderiyor. OBU da 5.9 GHz, biraz önce blok diyagramlarından bahsedeceğim. 5.9 GHz'in tekrar RSU tarafına istediğin bilgileri gönderiyor. Paket paket. Bunların yönetmelikte belli bir standardı var. İşte 74 byte'lık bir kısmın normal UART nasıl veya SPI nasıl bir haberleşme protokolü varsa burada da aynı frame'ler geçerli. Frame frame gönderiyoruz. OBU'nun blok şeması da şu şekilde. OBU'nun yani şu cihazın içerisine girdik şimdi. Alıcı anten. OBU'da 5.8 GHz'lik alıcı antenden bu sinyali alıyor. Biz ilk başta bir amplifier'a soktuk. Çünkü çevresel etkilerden dolayı antenin gücü düşebiliyor. Biz bunu güçlendirdik. Sonra RSU taraftan gelen ASK modülasyonun işareti demodüle ettik. Burada ASK demodülasyonu yapan bir birim var. Bu birimin çıktısı 600 mV'luk veya eksi 600 mV'luk arasında sallanan bir sinüs sinyali. Bunu bir komparatör vasıtasıyla işlemcinin MCU'nun anlayabileceği seviyeye komparatöre sokup güçlendirip MCU'ya verdik. Şimdi MCU RSU taraftan gelen mesajı işleyip tagograf üzerinden canvas'tan veriyi alıyor. Diyor ki bana işte şu bilgi lazım. RSU biriminden gelen data bu isteniyor. Canvas bizim OBU tarafındaki MCU'ya bildiriyor. MCU da BPSK modülasyonu için taşıyıcı sinyalimize gereken mesaj sinyalimiz 2 MHz'lik bir sinüs şeklinde BPSK yapıp burada da modülasyon birimini, buradaki datayı BPSK'ya çevirip 5.9 GHz sinyali, bu 5.9 GHz'lik sinyali de biz alıcı antenden gelen sinyali kullanıyoruz. Yani burada ayrı bir lokal osilatörümüz veya VDO osilatörümüz yok. Alıcı 5.9 sinyalini mikserle de BPSK'yı çarpıp dağıtıcı antene verip tekrar RSU tarafına yönlendiriyoruz. Şimdi RSU bunun blok şemasından bahsedeceğim. Polis tarafındaki bulunan cihaz. Bu tarafta 5.9 GHz'lik bir lokal osilatör var. Voltaj kontrollü osilatörümüz var. Bu osilatör 5.9 GHz'lik bir frekans sayı yayınım salınım yapan bir osilatör. Bu osilatörün içerisinde MCU etrafındaki cihazlardan alacağı veya göndereceği verileri ASK modülasyonunu yapıp verici antene veriyor. Ve bu dağıtıcı anten
çevre birimleri sürekli olarak 10 milisaniye ASK modülasyon, geriye kalan 490 mikrosaniyede normal 5.9 GHz çalışacak şekilde yayınım yapıyor. Bir de bunun tabii ki OBU tarafından gelen 5.9 GHz'lik datayı nasıl alacağız? Bir de alıcı antenimiz var burada yine. Dağıtıcı anten, alıcı anten. Zaten şey çalışıyorlar. Ayrı iki tane ayrı anten yok aslında. Tek bir tane anten. Alıcı taraflı antenimizde OBU tarafından gelen sinyali, VPSK modülasyon sinyali demodülasyon edip MCU'ya bildiriyor. Yani senin istediğin datalar bunlar. MCU'da bu veriyi çözüp bu RSU Rosat Unit yol kenarında bulunan bir birim. Bunun polis kontrol noktasındaki polis birimlerine, serverlarına göndermemiz gerekiyor. Ethernet üzerinden veya Wi-Fi üzerinden de server'a bağlanıp buradaki istenen cihazın ID'si, hangi cihaz geçti, cihazın plaka kontrolü bu Canvas üzerinden bize veriler geliyor. Biz bu verileri Canvas üzerinden aldığımız bu verileri, yani aslında hani kablosuz herhangi bir hücresel altyapı ihtiyacımız olmadan, herhangi bir haberleşme olmadan kendi kurmuş olduğumuz haberleşme sayesinde, yani DSRC sistemi sayesinde Ethernet'e verip serverlara, polis kontrol noktasına plaka bazlı, sürücü bazlı bu veriler aktarılıyor. Temel mantık bu şekilde. Ben buraya tasarladığım kartların iki tane fotoğrafını koydum. Şu OBU tarafı. OBU tarafı şeye göre, RSU tarafına göre daha küçük bir tasarım. Bu da RSU'nun 5. şu lokal operatör olan 5.9 lokal operatörün olduğu RSU tarafı. Şurada programlama aparatı. Bu şekilde sistemi tasarladık. Aynı zamanda benim yüksek lisans tezim. Eğer sorunuz varsa cevaplayabilirim. Benim sunumum bu şekilde. Teşekkürler. Eline sağlık Dursun. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Serdar Hocam, başka sunum yapacak olan şu an için diğer iki kişi aramızda yok. Bitirelim mi? Serdar Hoca da duymuyor galiba. Evet. Şu an duyuyorum sizi. İki kişi daha vardı sunum yapacak ama onlar hiç girmediler zaten. Evet. Evet, takip ettim, gelmediler. O zaman biz oturumu sonlandırabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.